Bildiğiniz üzere 2016'da oynanan EuroLeague finalinde Fenerbahçe ile CSKA Moskova karşı karşıya gelmişti. Ve bu final tüm ülkede çok net bir şekilde sansasyon etkisi yaratmıştı. Son 12-13 dakikasına 21 sayı geride girdiğimiz maçın son pozisyonuna 2 sayı önde giriyorduk. Fakat belki de bir daha asla hiçbir basketbol severin unutamayacağı o tarihi tip ile kupayı maalesef kaybediyorduk. 1.9 saniye ile giden şampiyonluğa rağmen son rebound'dan çok hakem heyeti medyamızda tartışmaların odak noktası halindeydi. Aslında hakem heyetinin vermiş olduğu kaç tane skandal karar olursa olsun kupayı bir rebound ile kaybetmiştik ve bu kadar talihsiz bir şekilde kupayı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsü tüm ülkede derinden hissediliyordu. Karşısında Kyle Hines, Bobby Dixon. Bobby Dixon tepede çok kırıyor. Bobby! Sayın arkadaşlar, sayın! 20'den geldi bu takım! Haydi Sulukas! Haydi çocuklar! 20.8 saniye! Bir tane! 82-81! Harikasınız! Harikasınız, haydi! Gitti! Faul olması lazım! Faul olması lazım! La Monica! Oo, faul bu ya! Bunu da çalmadı! Faul bu ya! Şoktayım! Şoktayım sevgili basketbol severler! CSKA Amerika futbolu oynuyor ve sahada seyreden 3 hakem var! Oo! Ya La Monica! Bir tanesini çal La Monica! Gökolo kaçtı! Rebound! Rebound'u! Hiryapa! Fenerbahçe bir sonraki sezonda Final Four yapıyordu ve hiç kimseyi kadrosundan kaybetmiyordu. Jelko Obradović ve askerleri bu sezon yarım kalan destanı tamamlayacaktı. Jelko Obradović ve askerleri bu sezon o rebound'u söke söke alacaktı. Üstelik Fenerbahçe'yi Final Four'da bekleyen bir diğer avantajsa Final Four'un bu sene İstanbul'da yapılacak olmasıydı. Fenerbahçe adeta kendi salonunda oynuyor gibiydi. Taraftarıyla bütünleşmişti. Artık kimse bizim önümüzde duramayacaktı. Final Four'un ilk ayağında rakip İspanyol temsilcisi Real Madrid'di ve tam 9 sayı farkla Real Madrid'i mağlup edip Turkish Airlines EuroLeague finalinde mücadele etmeye hak kazanıyordu. Fenerbahçe finalde, finalin adı kondu Sinan Erdem'de. Şimdi yeniden başlayalım. Sulukas, 5 saniye var hücum süresinin dolmasına. Haydi Sulukas! 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 86-83! Ceska ile oynamaya en iyi bilen oyuncu. Biliyor musunuz? 30-50'den geldik.
ve o büyük gün 21 Mayıs 2017. Bütün Türkiye o son reboundu almak için tüm benliğiyle hazırdı. Bütün Türkiye Fenerbahçe'nin yarım kalan destanının tamamlanması için hazırdı. Yer Sinan Erdem, rakip Olympiakos'tu. Bu 40 dakikanın sonunda eğer alnımızın akıyla çıkabilirsek, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük kupa gelecekti. Bütün Türkiye bunun için hazırdı. Omuz omuzayız Sinan Erdem'de. Sarı lacivertli deniz dalgalanıyor tribünlerde. Haydi çocuklar, son bir maç, son bir 40 dakika, sonunda Avrupa'nın en büyüğü olmak var. İlk hücum bizden, ilk hücum bizden, karşı maç. Yan vesili. Aldı. Papanikola arkasında uzak nokta. Kalinic 3 sayılık atış. Dolduruyor ya, devam ediyor. Kalinic açtı perdeyi. 5-1. Panathinaikos da bunu yapmıştı. Kalinic'in şutunu boş bırakmıştı. Aynı şekilde cezayı kesti. Spanulis kurtuldu perdeden. Birch şu maçta bitiriyor. Asist Spanulis 5-3. Kalmıştı Bogdanovic, Kalinic, Ekpe Yudo 7 saniye var hücum süresinin dolmasına. Ekpe Yudo şimdi hareketlendi. Bogdanovic, haydi Bogdan. Haydi Bogdan. Haydi Bogdan. Olmadı ama Veseli orada. Veseli arkasında Spanulis, götür onu çembere. Veseli uzak nokta. Kalinic bomboş. Hadi Kalinic. Ulan ne oldu? Hadi oğlum. Hadi koçum bir tane daha. Kalinic buldun sen. Panulis, Prinsesiz kaçırdı yakın mesafeden. Kalinic, Bogdanovic, savunma dengesiz. Şimdi Veseli karşısında Börç. Fenerbahçe taraftarı ayakta. Ekme uzak noktaya. Bu büyük son. Bu büyük son. Fenerbahçe mücadele ediyor. Fenerbahçe savaşıyor. Fenerbahçe sonuna kadar kavga ediyor. Konsantrasyon en üst düzeydeydi.
Kalinic. Kalinic'e bu kez yakın aldı. Basketbol! Basketbol! 3 olmazsa 2 artı 1 olur. Kalinic. Nikola Kalinic. Öyle konsantre, öyle inatçı, öyle savaşçı, öyle hırslıydı ki Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırıyordu bu performansıyla birlikte. Nikola Kalinic o kupayı istiyordu. Hareketlendi. Spanulis tepede. Spanulis süre dolarken üçlüyor attı. Spanulis. Çeyreğin sonunda 26-18'lik skorla beraber üstün olan taraf bizdik. Ve ayrıca ilk çeyreğin yıldızı hiç kuşkusuz Fenerbahçeli Nikola Kalinic'ti. Olağanüstü başlamıştı maça. Bobby Dixon, Spanulis orada kendini yer attı. Teknik foul. Teknik çal, kalkmıyor, tekniği çalmıyor. Bobby böyle olur o zaman. Cezayı kesiyor. Yat yere Spanulis. 21-13. İçeride Veletino. Evet, basket faaliydi. Nikola Veletino. Kostas Lukas potaya gitti. Köşeyi buldu Nikola Kalinic. Bir tane daha mı? Evet öyle. Nikola Kalinic 3'te 3 oldu 3 sayı çizgisinin gerisinden. Nikola Kalinic mi Larry Bird mu? Bilmiyorum, ikisinin arasında bir şey herhalde. 10'da ikili oynayacaklar. Natome bir adım geç kaldı. Cezayı kestiler. Bugün bir adım geç kalmak yok. Önemli değil, Kalinic var bizde. Bogdanović. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Bogdan Bogdanović noktayı koyduğu ilk çeyreğe. 26-18 ilk periyot sonunda öndeyiz. Üçlük yüzdesi Final Four ve Playoff'tan önce %25 olan bu adam hiç şüphesiz bugün isyan edenlerin başında geliyordu. Nikola Kalinic bugün tarih yazıyordu, tarihe geçiyordu.
ikinci çeyrek maalesef tam anlamıyla istediğimiz gibi gitmiyordu. Bogdan Bogdanovic daha ilk yarı bitmeden 3. fauline ulaşmıştı ve James Nunnally son hücumda inanılmaz bir hata yaparak farkın 5'e inmesine sebep olmuştu. Momentum Olympiakos'a doğru kaymaya başlamıştı. Topu dışarı çıkardı. Evet, Green'in sayılık atışı başarılı. Yine her şeyi değişerek savundu. Çok kötü yere sekti top. Bir hücum reboundu daha, hücum reboundları. Problem oldu. Canımızı sıkmaya evet. 4'e indi. 27-23. Bogdanovic dip çizgiye indi. Veseli tekrar Bogdanovic. Çembere baktı, şutu gönderdi. Bogdanovic döndü. 31-25.
dakika ilk yarıda Ekrem Nanali karşısında. Şimdi Spanoulis. Çembere giderken yedi bloğu. Blok değil, tokat bu. Yan Veseli'den. Kalinic'e birebir oynuyor. Sağa döndü, sola döndü. Karıştı. Printezis. Hiç yoktu ortalıkta. Şurada Spanoulis'e o üçüncü poli çaldırabilseydik. Bogdanović şimdi girdi içeriye. Bogdanović. Green. Spanoulis 7 saniye. Bogdan dikkat. 2 faulün var. Şimdi Ekpe. 2 saniye. Bird. Yapma Bogdan. Yapma Bogdan. Her şeye çalıyor lan. 3. faulü. Tezis tekrar Manzares, kritik bir üçlük isabetli. En iyi yaptıkları iş. Mola aldı. 41.8 saniye kala Koç Obradovic. Topu Nanali'ye, ondan Veseli'ye, Veseli'den Bobby'ye. 5 saniye var. Bobby Dixon içeriye girdi, basketi yaptı. Bobby Dixon. Topu saçma çaldık. Sapan bir top yapma. Nanali ne yapıyorsun? Nanali. Bırak çıksın top dışarı. Maç ilk yarı 7 ile bitsin ama bu saçma sapan hata ve soyunma odasına bu basketle gidiyor. Moralli gidiyor Olympiakos. 39-34. Beyse yönde tamamladık ilk yarıyı. İkinci yarının ilk 5 dakikasında çekişme had safhadaydı. İki taraf da birbirine reaksiyon verebiliyordu. Üçüncü çeyreğin son 5 dakikasında ise işler değişiyor, oyunu domine eden taraf haline geliyorduk. Özellikle Ekpe ve Datome bu periyotta takıma çok büyük katkı sağlıyordu. Çeyreğin skoru 60-48 ile bizim lehimizdeydi. Dixon 3 sayılık atışı. Bobby Dixon! İkinci yarı ya! Bobby Dixon'ın üçlüğüyle başlıyoruz. Asiris Panoulis. Perde geldi Yorgos Printezis'ten. Vangelis Manzaris 3 sayılık atışını kullandı. Manzaris isabeti buldu. Şimdi Bobby Dixon bir kez daha. 7 saniye kaldı 3 süresinin dolmasına. Ekpe geldi. Karşısında Birch kaydı.
düştü, pası verdi. Bir saniye. Veseli döndü çembere. Tamamdır. Veseli kesemedi. Bu da maçın güzel hareketlerinden bir tanesi oldu. 46-42. Datome. İçeride Kalinic ikili sıkıştırma geldi. Kalinic topu yere vurdu. Haydi Sukas. Haydi Sukas. Hadi. Hadi. Ya yani ellerini çok kullanıyor ya. Yalnız uzunlardan devreye girmeye devam ediyorlar. We'll be right back.
Haydi Sulukas. Sulukas nefis bir pas. Dışarıya da top ve bitirişi. İtalyan işi. İtalyan işi. İtalyan job. Adam eşleşmeyi yapamadık. Ekme dışarıya, Antic, Datome, F2'de cevap aldı. Seversin sen, seversin sen. 60-46. Çok kötü bir pas tercihi. Ve Bruno Ekpe Yudo! Yapıştırdı yere. Basket istiyor yerde. İçeride Burch var. Uzak noktaya. Topu aldı Papanikola. Bir blokta! Yapıştır Bruno! Yapıştır Bruno! Ekpe! Bravo Ekpe! Eline sağlık Ekpe! Ve son çeyrek, tarih için son 10 dakika. Tüm Türkiye bu eşsiz tarihin yazılması için hazır. Fenerbahçe öldürücü darbeyi rakibine vurup Euroleague kupasını ülkemize getirmek için hazır. Kısacası son reboundu almak için herkes hazır. Kostas Lukas, Bogdan Bogdanovic, Gigi Datome, Pero Antic ve Epe Yudov var. Datome köşeden attı üçlü. Gigi Datome. O da bugünü beklemiş. Maçın kırılma anlarından birine doğru geliyoruz. Atılacak Bogdanovic. Bir üçlük. Son anda geldi Spanulis. Bogdanovic içeriye. Son anda dışarıya. Antic'e mi nasip oldu o üçlük? Antic'e nasip oldu. Antic'e. Oldu. 18 oldu. Yirmiden gelen bu takım artık 20'ye koşuyordu. Lazım.
topun araya koydu. Green isabeti buldu. 5,5 dakika. Bogdanović. Evet, yanlış yaptılar. Evet, yanlış evet, yaptılar. Evet. Bogdan. 19 oldu. 19 oldu. Sperepulos molayı aldı. Datome. Şimdi Uley zamanı. 76-58 3,5 dakika. Herkes ayakta. Türkiye de ayakta. 5 saniye, 4 saniye. Sulukas yapışır sana. Sulukas çemberin iki tarafı Datome. Haydi olsun. Al şu topu içeri çember. 20 olsun. Bitsin bu. 78-58 3 dakika. Ben kapadım gözümü, bitince haber ver İhsan. Sulukas. 20 oldu. Spanolis üçlüyü gönderdi. Artık donduk kaldık. Saati, saniyeleri sayıyoruz. Şu anda tamamen kontrol bizde. Ve yani taraftar da şokta. Biz de şoktayız. Herkes dondu adeta, aslında kutlama zamanı ama öyle bir takım var ki karşımızda. Ve burada büyük bir de yıldız var. Geri adım yok. 80-61. Şimdi bizim zamanımız. Artık bizim zamanımız. Avrupa şampiyonu demek için. 2 dakika 18 saniye. Rebound'u aldılar. Spanolis. O da kaçırdı bir rebound. Başla Murat konuşmaya, başla. Son 2 dakika 80-61. Kupa geliyor. Ama ne kupa? Avrupa'nın en büyük kupası geliyor. Haydi Fener. Koşacağız. Fenerbahçe zirveye kondu. Avrupa'nın zirvesinde Fenerbahçe. Kalinic kaçırdı. Ekme aldı reboundu. Ekme aldı da aldılar. Paramparça oldular. Sadece bakıyorlar. Şampiyonu izliyorlar. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Ve İzmir Marşı ile kutluyor bunu Fenerbahçe taraftarı. Tüm Türkiye İzmir Marşı ile kutluyor.
kutlayacağız Murat. Saniye. Biraz sonra. Verin bana bir Türk bayrağı. Kolum kopana kadar sallayacağım. İstanbul, kusura bakma, sabaha kadar uyumayacağım. Haydi Fenerbahçe, şükürler olsun. Beşiktaş'ım Euro Challenge'ı kazandı dedim. Galatasaray'ım Euro Cup'ı kazandı dedim. Şimdi Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Haydi Fenerbahçe, bu gece kutlayacağız. Bu gece coşacağız. Bu takım sporlarında, basketbolda, futbolda bir takımımızın aldığı en büyük başarı. Allah'ım şükürler olsun. Bize bugünü gösterdin. Bu 40 dakikanın sonunda alnımızın akıyla çıkıyoruz. Teşekkürler Obradoviç. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Fenerbahçe. Tek bir şey var. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. Avrupa. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu. İnanılmaz bir sahne İsmail. Erkekler basketbolunda bir tarih yazıyoruz. Bu takım saygıyı hak ediyor. Bu takım çok çalışmanın, geleneğin, birbirine inanmanın, güvenmenin, takım olmanın, her şeyin sembolü, sporla ilgili bütün doğru değerlerin sembolü oldu bu takım. Bu takım çok güzel bir takım ve bu takım Avrupa şampiyonu. Murat Didin, bitti mi kelimeler? Hiç alınamayan bir reboundda hayır gördün mü? O rebound bir sene boyunca herkesin rüyalarına girdi, milyonların rüyalarına girdi. Ve o rebound'u aldık sonunda. Eller hazır mı? 2016-2017 EuroLeague şampiyonu.